Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Göknur Atalay'la birlikteyiz. Göknur Hanım, siz dernek olarak İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden tartışmaya açılmasını nasıl karşılıyorsunuz? Bütün bu tartışmalara ne diyorsunuz? Öncelikle teşekkür ediyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılacak en son sözleşme olduğunu düşünüyorum. Hiç tartışmaya açılmaması bile gerektiğini düşünüyorum ve şiddeti desteklemek olur mu diyorum. Ülkemizde uzun yıllar kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet eşler arasında özel alana giriyor diye bir sorun olarak bir gizliliği, bir mahremiyeti olduğu düşüncesiyle hep içte kaldı ve aile bireylerini şiddetten koruyan normları kapsayan bir kanun, bir ulusal mevzuat yapılamadı. Buna dahil edilemedi. Bu durumda bu konuda hazırlanan ilk kanun, kadın hareketinin çabalarıyla ancak 1998 yılında hazırlanabilen 4320 sayılı kanundur. Şiddetle mücadeleye dair bir kanun yapılmış olsa da maalesef kanundan kaynaklanan eksikler ve uygulama zafiyetleri toplumumuzdaki mağdurların ihtiyacını tam karşılayamamıştır. Bunun sonucu olarak 2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kadını aile içinde şiddetten koruyamadığı için tazminat ödemeye mahkum edilen ilk devlet olarak tarihe geçmiştir. İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik her tür şiddete karşı hukuki çerçevede detaylı bir koruma sağlayan da ilk uluslararası belgedir. Bu gelişme üzerine bu tazminat cezası sonrası 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzaya açıldığı için İstanbul Sözleşmesi ismini alan ama kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olarak adlandırılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan ve de 14 Mart 2012'de resmi gazetede yayınlanan bu sözleşme gündeme gelmiştir. Genel kurul görüşmeleri sırasında gerek iktidar gerek muhalefetten söz alan tüm temsilciler olumlu görüş bildirmişler. Özellikle iktidar partisi sözleşmenin İstanbul'da imzalanması, mecliste onaylanması sürecinde yoğun çaba sarf etmiştir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün gelinen noktada ise bazı gruplar ve yayın organları sözleşme aleyhinde propagandalar yürütmektedirler. Giderek artan aile şiddeti, aile içi şiddeti ve kadın cinayetlerinin sebebi olarak da maalesef bu İstanbul Sözleşmesi'ni göstermektedirler. Sözleşme adeta bir güne keçisi ilan edilmiştir. Oysa ki sözleşmenin yaptırımları hala tam olarak yerine getirilmediği, şiddete karşı etkili bir mücadele yürütülemediği için de bu sorunlar varlığını arttırarak devam etmektedir. Toplumda pek çok konuda olduğu gibi İstanbul Sözleşmesi ekseninde de bir ayrışma yaşanmaktadır. Bu çok doğal. İmzalanması ve mecliste oylanmasında büyük çaba gösteren o dönem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmuştur. Bu sebeple yine aynı çabayı da sözleşmenin devamı konusunda vereceklerini düşünüyoruz. Eleştirilere baktığımızda aileyi yıktığı, eşcinselliği özendirdiği, kadın erkek eşitliğini savunduğu için sözleşme ailenin yıkımına neden olduğu, erkeğin evden kovulduğu şeklinde iddialar var. Siz ne diyorsunuz bu eleştirilere? Yani bunu kabul etmek mümkün değil. Sözleşme aleyhine yürütülen cinsiyetsiz toplum yaratılmaya çalışıldığı, eşcinselliğe yönetildiği gibi asılsız söylemlere katılmamız mümkün değil. Ben ilgili maddede şunu okumak istiyorum küçük bir parçayı. Mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlığa bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanması diyor. Şimdi
Bu o kadar net ki bu maddenin özeti şudur. Şiddetin karşısında herkes korunmalıdır. Herkes. Kimdir bu? Yaşlısı, genci. Şimdi burada din diyor. O zaman başka dine mi bizi özendiriyor? Yani ben bu maddeden o zaman o zaman bizi farklı dinlere özendiriyor. Mülteci diyor. Mülteciliği özendiriyor o zaman bizi. Mülteciliği özendiriyor. Veya bir sürü madde bulurum size. Irk diyor. Farklı. O zaman kendi yani içinden cımbızla çekip çekip bir maddeyi böyle gündeme getirirsek bunun sonucu çok farklı yerlere gider. Ben bunun arkasında bir art niyet arıyorum. Sadece bunun içinden çekilmiş bir küçük cımbızla çekilmiş bir kelimedir. Asla böyle bir şey, böyle bir özendirme, böyle bir iteleme, böyle bir söz konusu değildir. Özendirme söz konusu değildir. Art niyet arıyorum dediniz ya, nedir o art niyet? O çıkarımlarda neden bulunuyorlar? Bütün bu eleştirilerin arkasında ne var? Vallahi şimdi baskı olduğunu düşünüyorum. Doğal olarak bir siyasi baskı vardır. Mutlaka tabanda ayrılmalar söz konusu olacaktır. Tabii ki aynı görüşte olmayan insanlar olacaktır. Kadına şiddeti destekleyen ya da bunu zaafı olan, bu tür şeylere meyilli olan insanlar bu sözleşmeden rahatsız olacakları nettir. Onun için de tabanda bir baskı olduğu, bu baskının da gelip bu sözleşmeyi bulduğu aşikardır. Ama burada dik durmak, gerek biz kadınlara, gerek hükümete, gerek en önemlisi Aile Çalışma Bakanlığı'na görev düşmektedir. Biz burada onların desteğini bekliyoruz. Nasıl ki bu sözleşmenin hazırlanmasında çok büyük gayret gösterdilerse, tek tek adım adım inceleyip burada İstanbul'da imzalanması için emek verdilerse, bu emeğin arkasında durmak hepimizin borcudur. Bir azınlığın veya bir grubun asla oyuncağı olmamalıdır bu sözleşme. Sözleşme çok kıymetli. Zorla aldığımız, milim milim aldığımız bir şeyi geri vermek bizleri çok üzer. Hemen bu noktada soracağım. Öyle bir noktaya geldi ki bu eleştiriler AK Parti'nin gündemine dahi geldi. Ve parti yönetiminde, AK Parti'nin parti yönetiminde İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı geri çekelim mi, çekmeyelim mi görüşmesi yapılacak. Bu noktada sizce Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekerse ne olur? Ne olur? Şiddetin artacağı aşikar. Şiddet faillerinin özgürleşeceği kesin. Kadının mağduriyetinin artacağı gün gibi ortada. Mutsuz kadınlar, mutsuz çocuklar demektir. Ve bu da psikoloji bozuk ve mutsuz toplum demektir. Yani kadını bu noktaya iterseniz, o kadının annelik vasfını da düşünürseniz, bu topluma yetiştireceği evlatlarla birlikte mutsuz ve psikolojisi bozuk bir toplum yaratırsınız. Bu konu o kadar basit bir konu değildir. Çünkü kadının toplumdaki pozisyonu veya yaşadığı stres ve mağduriyet aynen aileye ve dolayısıyla çocuklarına aksedecektir. Onun için bundan sonraki yaratacağımız toplumu eğer huzurlu, mutlu ve psikolojik dengeli olmasını istiyorsak, biz kadının daha iyi şartlarda, daha mutlu, daha güvenli ve korkusuz yaşamasını sağlamalıyız. Bu korku ve endişe içinde yaşanırsa siz nasıl mutlu bir toplum beklersiniz? Ki böyle bir sözleşme elde edilmiş, sözleşmenin bütün hükümlerinin de kullanıldığı, yerine getirildiği de daha net değil. Eğer ki tam bu noktada bile biz hala bunu tartışır haldeysek, bundan sonrasında gelecek sonuçlara katlanmak zorunda kalırız. Bu sonuçları da yalnız kadınlar çekmez. Bu sonuçları bütün toplum çeker. Bu kadının problemi değildir. Bu kadının sorunu değildir. Bu bütün Türkiye'nin, hatta eğer diğer uluslarda da günlerdeyse bütün ulusların, dünyanın sorunudur. Kadının mutluluğu, kadının düzeni, psikolojisi, huzuru
ailenin ve geleceğin huzurudur. Ayrıca bu sözleşme sadece kadını koruyan bir sözleşme değil, yaşlısı gence, çocuğu, erkeği hepsini korumaktadır. Engellisi, herkesi korumaktadır. Onun için önemli, çok önemli. Böyle bir şiddeti önleyen bir sözleşmeyi tartışmaya açmak bile yani olabilecek bir şey değildir. Buna tahammül bile edilemez çünkü şiddetin karşısında olmak herkesin bir vatandaşlık görevidir. Hepsine söylediklerinizin altına herhalde herkes imzasını atacaktır. Peki İstanbul Sözleşmesi'ni aslında bizim başka türlü konuşuyor olmamız gerekiyordu. Yani o da nedir? İstanbul Sözleşmesi çoktan uygulamaya girdi, imzalandı, uygulamaya girdi ama maddeleri uygulanmıyor. Daha tamamıyla sözleşme bütün maddeleri hayata geçirilebilmiş değil. İstanbul Sözleşmesi'nin bütün maddeleri uygulanırsa o zaman ne olur? Nasıl bir Türkiye olur? Nasıl bir atmosfer olur ülkemizde? Bir kere tam uygulanırsa kadına ve aile içi şiddette bir azalma olacağına inanıyoruz. Kanunlar ve kuralların tam uygulandığı zaman, yaptırımlar tam uygulandığı zaman olumlu sonuçlar verdiğini dünyada da hep görüyoruz. Gittiğimiz ülkelerde eğer suç oranı azsa kanunlarla çok iyi kontrol altına alındığını bugüne kadar hep yaşadık. Demek ki kanunlar, sözleşmeler ve uygulamalar tam anlamıyla yani olduğu gibi uygulanabilir ise sonuçları da gerçekten olumlu olacaktır. Türkiye'de kadın ve aile içi şiddet azalacak, daha huzurlu bir toplum olacağız. Gittikçe farkındaysanız stresli ve bu stresi yönetemeyen toplumlar olmaktayız. Bu küçük, bu güzel sözleşme, bunun bir küçük parçası, bir küçük yaptırımı. Bunun kıymetini bilmeliyiz, bu sözleşmeyi el üstüne taşımalıyız ve hep beraber, yalnız kadınlar değil, bugün kadın dediğimiz kişi herkesin hayatında olan anne en başta. Herkesin hayatında bir kadın var. Onun için biz kadınlarımızı korumalıyız, annelerimizi, bacılarımızı, eşlerimizi korumalıyız. Aile içinde yavrularımızı, huzurumuzu, ülke içinde geleceğimizi korumalıyız. Bu konuda taviz vermeyi düşünmüyoruz. Biz kadınlar olarak özellikle de bu ülkeye borcu olan okumuş kadınlar olarak bu sözleşmenin peşinde ve koruyucusu, devamının, sürekliliğinin olması için çalışmaları yapan kadınlar olacağız. İyi ki varsınız. İyi ki İstanbul Sözleşmesi var. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Göknur Atalay bizimle birlikteydi. Ben teşekkür ediyorum. Sesimizi ne kadar çok duyurursak, ne kadar çok anlatırsak faydalı olacağına inanıyorum. Size de teşekkür ediyorum.